Büyük Plan kanalından herkese merhaba. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah açıklamalarını değerlendiren uzmanlar çatışma ortamının Türkiye'yi de etkileyeceğini ifade ediyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat'tan beri devam ederken uzmanlar ve yetkililer Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah açıklamalarını konuşmaya devam ediyor. Savaş devam ederken nükleer silah kullanılabileceğini söyleyen Putin'in açıklamaları sonrasında yetkililer ve bilim insanlarından endişe oluşturan yorumlar geldi. İngiltere'nin çok okunan tabloid gazetelerinden The Sun'da yer alan haberde Putin'in Karadeniz'de olası bir atom bomba denemesi yapmasının bölgedeki ülkeleri etkileyebileceği belirtildi. Karadeniz'de denenecek bir atom bombasının hem zehirli gaz tabakası yaratabileceği hem de bir tsunami'yi tetikleyebileceği kaydedildi. Putin'in açıklamaları sonrasında NATO'nun bölgedeki gelişmeleri daha da yakından izlediği belirtilirken The Sun'da yayınlanan haberde, Rusya'nın atom bombasını bir testte ya ıssız bir yerde ya da Karadeniz'de yapması olası. Savunma kaynakları, Putin'in Karadeniz'de nükleer bombayı çalıştırabileceğini söylüyor. Bu denize Rusya, Ukrayna ve Gürcistan'ın yanı sıra NATO ülkeleri Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'nın da kıyısı bulunuyor denildi. 2006 yılında, Karadeniz'in batı bölgelerine göktaşı düşmesi ya da atom bombası atılmasının zehirli etkileri başlığıyla bir makale yazan Profesör Badescu, her iki senaryoda da çok ciddi bir enerjinin denize gönderileceğini söyledi. Karadeniz'de hidrojen sülfür oranının yüksek olması dolayısıyla zehirli gaz yayılma olasılığının daha yüksek olduğunu dile getiren Badescu, yüksek oranda zehirli gaz solunması insanlarda ve hayvanlarda ölüme sebebiyet verebilir dedi. Haberi beğenip yorum yapıp ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Büyük Plan ailesi olarak herkese mutlu günler dileriz.